Ruj, petrol. Tırnak ojesi, petrol. Lastik şişeler, petrol. Sakız, petrol. Elbiseler, petrol. Tükenmez kalemler, oyuncaklar, ilaçlar, arabalar, etrafımızdaki her şey petrolden üretiliyor. Sadece 150 yıl içinde dünya ekonomisinin kalbi oluncaya kadar siyah altın insanların hayatını altüst etti. Üretici ülkeler ve sanayiciler bu değerli sıvıyı saklandığı yerden çıkarmak için yarış içine girdiler. Üretim ve tüketim çılgınca bir hızla durmadan artıyor. Her geçen yıl, dünyanın milyonlarca yılda ürettiğini hesapsız bir şekilde kullanıyoruz. Fakat petrol tükenmez bir kaynak değil ve birçok uzman alarm sinyalini çalıyor. Yakın zamanda siyah altın kaynağında sıkıntı olabilir. Peki, gerçekten bir kıtlıktan korkmalı mıyız? Dünyadaki rezervlerin durumu nedir? Teknik gelişmeler fosil enerjinin altın çağını erteleyecek mi? Yoksa tam tersine petrolsüz yaşamaya alışmalı mıyız? Petrolün büyük macerası 1859 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde başlıyor. O yıl tarihin ilk sondajı Albay Edwin Drake tarafından gerçekleştirilmiştir. Petrol derinlerden geliyor ve insanlığı yeni bir çağa, yani ucuz ve bol miktarda bulunan enerji çağına doğru itiyor. 20. yüzyılın şafağında otomobilin geliştirilmesi üretimde büyük bir artışa sebep oluyor. Amerika'dan Orta Asya'ya, siyah altın denilen şeye doğru bir hücum başlıyor. 1960'lı yıllarda petrol dünyanın bir numaralı enerjisi haline geliyor ve bugün hala gezegendeki hiçbir ülke ondan vazgeçemiyor. İnsanların petrol sanayinin dünya ekonomisinin kalbi olduğu hakkında hiçbir fikirleri yok. Yılda 3500 milyar dolar ciro petrol için hiçbir şeydir. Buna gaz için 1500 milyar dolar eklersek toplamda 5000 milyar dolar yapıyor. Otomobil sanayi yılda 100 milyar dolar, yani 50 kat daha az. Bu sanayi uzaktan, çok uzaktan dünyanın en büyük sanayidir. Büyüyen bu sanayinin en önemli motoru şüphesiz nakliyat sektörüdür. Araçlar, uçaklar, gemiler, petrol tüm taşımacılık sektöründe vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Ve bugün çıkarılan petrolün %80'i yakıta dönüştürülüyor. Benzin, mazot, kerosen, demir yolu ve deniz yolu fuel oili. Petrolün en önemli özelliklerinden biri çok yoğun bir enerji olmasıdır. Düşük bir hacim içinde çok yüksek bir enerji saklıdır ki, bu da nakliyat sektörü için gerçekten çok önemlidir. Bir arabada motorun çok fazla yer kaplamaması ve motorun ağırlığının da kabul edilebilir olması gerekiyor. İşte bu nakliyat sektöründe yoğunlaşmış enerjinin özelliği, petrolün lehine bir rol oynuyor. Bir varil petrolde aslında bir benzeri olmayan 159 litre enerji bulunur ki, bu insan tarafından keşfedilen en yoğun kaynaklardan biridir. Gaz ya da kömürün tersine siyah altının taşınması da kolaydır. Petrolün sıvı olmak gibi bir şansı var. Bu şekilde söylendiğinde kolay gibi görünüyor ama bu çok önemli. Çünkü bir sıvının taşınması ve kullanılması çok daha kolaydır. Petrolün dünyanın değişik yerlerindeki uzak mesafelere taşınması onun üretim maliyetine kıyasla çok pahalı değil. Bu benzersiz enerji kaynağı sayesinde dünya otomobil filosu bu son 50 yıl süresince 9-10 kat artmıştır. Ancak taşımanın da ötesinde bugün tüm toplum petrole bağımlı bir yaşam sürüyor. Sanayi,
tarım, ısınma, plastik ve hatta kozmetik ürünlerin üretimi. Farkına bile varmadan siyah altın hayatımızın tüm alanlarında varlığını gösteriyor. Tüm dünyada her gün yaklaşık 86 milyon varil petrol tüketiyoruz. Yani 13 milyar litreden fazla. Neredeyse mucizevi olan bu yağ, dünyanın derinliklerinden çıkıyor. Milyonlarca yıl önce tortuların altında kalan ve çürüyen organik maddelerden meydana gelmiştir. Şu anda İFEN Enstitüsü'nde bulunuyoruz. Fransız Petrol ve Yeni Enerjiler Enstitüsü. Burada farklı alanlardan 1600'den fazla araştırmacı, petrolün oluşum sürecini daha iyi anlamak ve keşfin etkinliğini artırmak için aralıksız çalışıyorlar. Roland Vialli bir jeolog. Görevi, siyah altının varlığı ile ilgili ipuçları aramak için dünyanın dört bir yanından toplanan örnekleri analiz etmek. Kaya parçalarının içinde en ufak organik madde kalıntılarını arıyor. Petrol tamamen doğal bir kayadır. Tam bir yemek tarifine benziyor. Öncelikle organik maddeyi içeren bir kayaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu organik madde basınç ve sıcaklık altında hidrokarbona dönüşecek. Buna ana kaya diyoruz. Ardından genel olarak suda daha hafif olan bu hidrokarbonlar, havuz denilen gözenekli ve geçirgen bir kayaya doğru akma eğilimine sahip olacaklar. Sonra bu hidrokarbonlar sudan daha hafif olduklarından yüzeye doğru çıkmak isteyeceklerdir. Dolayısıyla bu hidrokarbonların muhtemelen kaybolacakları yüzeye kadar çıkmalarını engelleyecek bir örtüye ihtiyacımız olacak. Organik maddenin yavaş yavaş parçalanacağı ana kaya. Oluşan hidrokarbon damlalarını stoklayan süngerimsi bir havuz kaya. Ve bir örtü kaya. Şimdi hepsi derinliklerde. İşte petrolün oluşumu için gerekli olan üç temel unsur. Milyonlarca yıl sonra bu değerli sıvı bir çıkış kaynağı buluncaya kadar birikiyor. Bugün petrol sanayi onları işlemek umuduyla detaylıca analiz etmek için bu tuzakları izliyor. Keşif çok sıklıkla gerçek bir poker partisini andırıyor. Yüzeyden itibaren bir yatağın varlığını düşündürecek izlere çok nadiren rastlanılıyor. Arama işi büyük bir şans oyunu. Çünkü hiçbir şeyin görünmediği toprak altında arama yapacağız. Fransa'nın güneyinde, Pireneler'in eteğinde, Kanadalı Vermillon şirketi 54 kilometre karelik bir alanda bir tesisi işletiyor. Burada toprak altında binlerce litre petrol saklı. Yatağı çevreleyen 25 kuyudan her gün 2200 varil petrol çıkarılıyor. Fakat 2012 Ocak ayında bu tesisi satın aldığında, Kanadalı şirket bu bölgenin altında daha fazla miktarda petrol olması gerektiğini düşündü. Ve büyük bir arama kampanyasını başlattı. Bunun için en yüksek teknolojiyi kullanıyor. Sismik. John Simpson, jeolog ve jeofizikçi olarak bu kampanyayı yönetiyor. Onun etrafında aynı hedefe kilitlenmiş 85 kişi çalışıyor. Yatağın haritasını çıkarmak için toprağın kompozisyonunu daha iyi tanımak ve daha fazla üretim sağlayabilecek bölmeleri belirlemek. Sismik yöntemi gerçekten bizim gözlerimiz. Çünkü yer altına gidemeyiz. Göremiyoruz da. Sadece kuyularımız var. Ses yerin altında çok hızlı ilerliyor. Mesela saniyede 2000 ile 5000 metre arasında.
Dolayısıyla bir ses ya da gürültü ürettiğinizde, mesela toprağın üzerinde şu hareketi yaparsam, yer dinleyiciler ile üretilen ses kaya yataklarının arasından geçiyor ve farklı kaya yatakları üzerinde yansıtılıyor. Ve bu ses, alıcılar bu yansımaları yakalıyor. Ve yakalanan bu sinyaller sayesinde yeraltının üç boyutlu görüntüsünü rahat bir şekilde çıkartabiliyoruz. Tarım işletmelerinin arasında 3 tane kamyon güçlü titreşim üretiliyor. Bu titreşimler 6000 adet alıcı tarafından yakalanır ve tüm bölgenin haritasını çıkarır. Bilgisayar ekranlarında ortaya çıkan her şey toprağın karnına gerçek bir EKG'sidir. Ultrason cihazları 2 kilometre derinliğe kadar kayaların şekil ve türlerini ortaya çıkarıyor. Bu kazacağımız kuyu sayısını, petrol miktarını arttırmak için kuyuları nerelere açacağımızı gösteriyor. Ve böylece bu sismik çalışmayla birlikte, Vikbil yatağı üzerinde daha önce görülmemiş verimli bölgeleri belirlemeyi umuyoruz. Tabanı görüyoruz. Burada çok net bir şekilde gösteriyor. Fakat bizi ilgilendiren bölge burası. Ancak daha uzağda görebiliyoruz. Ve bu veriler, İşlendikten sonra havuzun tabanında neler olup bittiğini daha net bir şekilde göreceğiz. Siz toprağın bu bölgedeki Vikbil tarlalarının altında neler olduğunu ilk defa görüyorsunuz. Verimli bir bölge tespit edildiğinde, başka tür bir araç devreye giriyor. Kazıcılar. 2000 metre derinliğe kadar kazabiliyorlar ve havuç denilen şeyleri götürüyorlar. Diğer bir ifadeyle uzun bir kaya örneği. Bu örneğin analizi petrolün olup olmadığını gösterecek ve dolayısıyla söz konusu parselin geleceği hakkında karar vermeyi sağlayacak. Ortalama 10 kuyudan sadece bir tanesinde hidrokarbon tespit ediliyor. Yüksek arama maliyeti göz önüne alındığında çok düşük bir ortalama. Fakat bu faaliyet alanını genişletmek isteyen şirketlerin ödeyeceği maliyet. Fransız toprakları altında var olan petrol, bu topraklarda faaliyet gösteren Vermillon şirketi ve diğer petrol şirketleri için gerçek bir nimet. Ancak bu miktar tüm Fransa'da tüketilen miktara göre denizde damla kadar. Yataklarımızdan her sene çıkarılan 800 bin ton petrole rağmen, ihtiyacımız olan petrolün %99'unu ithal etmek zorundayız. Dünya petrol üretimi aslında küçük bir bölgede yoğunlaşmıştır. En başta Orta Doğu geliyor ki burası siyah altının gerçek Eldorado'sudur. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri petrol ihraç eden ülkeler örgütü olan OECD'nin üyesidir. Bir kartel haline gelmiş olan bu örgüt bünyesinde 12 ülke bulunmaktadır. Ve günde 30 milyon varil petrol üretmektedirler. Bu da dünya petrol tüketiminin %40'ına karşılık gelmektedir. Fakat uzun zamandan beri Rusya günde 10,5 milyon varille üretici ülkeler klasmanında ikinci sıraya yerleşti. Ardından günde 8,9 milyon varil üretimle Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Onu İran, Çin, Kanada ve Meksika takip ediyor. Tüm dünyada, tüm bu ülkeler petrolün kontrolü ve de özellikle kazandıracağı para için şiddetli bir savaş veriyor.
Mükemmel bir stratejik ham madde olan petrol kesinlikle çok önemli bir konu ve çok sayıda insan, ekonomik çıkarlar, siyasi veya siyasi olmayan politik aktörler petrol için her şeyi yapmaya hazırlar. Hem petrolün kendisi için, hem de özellikle petrol sanayinin yönettiği ve ekonomistlerin petrol rantı dedikleri ve oldukça yüksek olan para için. Hedefin yüksek olduğunu söylemek gerekir. Biz insanlar yeryüzünde yılda 30 milyar varil petrol tüketiyoruz ki bu da günde 15 milyar litre anlamına geliyor. Bir Amerikalı yılda 8 ton petrolün karşılığı olan enerjiyi tüketiyor. Bir Avrupalı aynı yaşam şartlarında 2 kat daha az, bir Hintli ise 15 kat daha az tüketiyor. Fakat bu rakamlar değişiyor. Enerji talebinde çok önemli olan iki faktör olduğunu biliyoruz. Bunların ilki dünya nüfusundaki artış. Nüfusumuz yılda %1 oranında artıyor ve 2 yıl önce 7 milyarı geçtik. 2030 yılında dünya nüfusunun 8,5 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. Şu bir gerçek ki ne kadar kalabalık olursak o kadar enerji tüketiriz. Bu kesin bir şey. İkinci olarak yaşam seviyesindeki artış. Özellikle gelişmekte olan ülkeler daha fazla enerji talep ediyor. Emin olduğumuz şey bunun temel bir eğilim olduğudur. Yani nüfus artıyor, yaşam standardı artıyor. Dolayısıyla buna bağlı olarak da global enerji talebi de artacak. Son 10 yılda gelişmiş ülkeler petrol taleplerini çok güçlü bir şekilde artırdılar. En çok tüketen bölgelerin başında Asya ve özellikle de 10 yıl içinde %90 artışla Çin geliyor. Biz şu anda değişen bir dünyada yaşıyoruz. Dün kişisel arabaları olmayan gelişmekte olan toplumların yarın arabaları olacak. Kara ve hava ulaşımı için enerji talebi katlanarak büyümeye devam edecek. Gelişen ülkelerdeki ulaşım sektöründeki petrol talebinin büyüme potansiyeli yılda yaklaşık günlük 1 milyon varil büyüme olarak değerlendirebileceğimiz bir ritimle önümüzdeki yıllarda pazarın düzenli büyümesi için yeterlidir. Peki, her yıl artan bu talebi karşılamak için nereye kadar gitmek gerekecek? Ne kadar varil petrol üretmek gerekecek? Kaynağı son damlasına kadar tüketecek miyiz? Şu anda Paris bölgesindeyiz. Mısır tarlalarının ortasında vinçler ortaya çıkıyor. Vermion şirketi burada günde 2600 varil petrol çıkardığı bir yatağı işletiyor. Burada petrol işletmeciliği 1980'li yıllarda başladı. Ve dünyanın her yerinde olduğu gibi petrol yatakları yavaş yavaş azalıyor. Bir petrol kuyusu bir canlı gibidir. Dalgalanmalar yaşıyor. Bir kuyunun yaşamında bir gün çok üretebilir ve bir zaman sonra daha az üretmeye başlayabilir. Sadece bu dört kuyu günde yaklaşık 200 metreküp ham petrol üretiyor. Her biri günde 50 metreküp üreten şu yeni kuyuları arkada daha uzakta bulunan ve 2000'li yıllarda kazılan diğer kuyularla karşılaştırırsak arada neredeyse 15 senelik bir fark var. İşte bu kuyular sadece 2-3 metreküp üretim yapıyorlar. Ve daha fazla üretmeye devam etmek için mühendislerin toprağın derinliklerine yüksek miktarlarda su ve kimyasal madde enjekte etmeleri gerekiyor. Bundaki amaç havuz kayanın içindeki basıncı artırıp son hidrokarbon damlacıklarının yukarıya doğru çıkmasını sağlamak. Fakat dünya çapında
tespit yanıtsız kaldı. Yıllardır işletilen kuyular yakında talebi karşılamaya yetmeyecek. Geleneksel bir alan yılda ortalama %5-6 azalır. Talep ise kriz olmadığı dönemlerde %1-1,5 artış gösterir. Yani sonuçta bundan 10 yıl sonra bugün sahip olmadığımız günde 50 milyon varillik bir petrol üretim miktarına ulaşmak gerekecek. Ve bu 50 milyon varil bugün Suudi Arabistan'ın ürettiği miktarın 5 katı ya da bugün Rusya'nın ürettiği miktarın 5 katıdır. Dolayısıyla 10 yıl sonrası için sarf edilen çabaları görüyorsunuz. Suudi Arabistan'ın ya da Rusya'nın üretim kapasitesinin 5 katı daha yatırım yapmak gerekiyor. Bu büyük, çok büyük bir yatırım. Dünyanın kaynakları sınırlı ve sonsuza kadar yetecek kaynağa sahip değil. Sürekli olarak kaynak miktarı azalıyor ve bunlar yenilenebilir kaynaklar değil. Örneğin uranyum gibi geri dönüştürülebilir kaynaklar çok fazla yok. Dolayısıyla onu tükettikçe yok ediyoruz. Bir gün gelecek ve artık üretim kapasitelerimizi artıramayacağız. Bu olaya karşı duramayız. Panik yaratan bu konuşma yaklaşık 50 yıldır gündemde. Daha 1973 yılında 30 yıl içinde petrol kaynaklarının tükeneceğinden bahsediliyordu. Bununla birlikte bugün hala üretiyoruz ve her geçen gün daha fazla petrol tüketiyoruz. Peki gerçek nedir? Gezegenimizdeki rezervlerin gerçek durumu nedir? Bu önemli soruya net bir cevap vermek gerçekten zor. Önemli olan dünyada var olan toplam petrol miktarı değil, ulaşılabilen petrol miktarıdır. Bunlara petrol rezervleri diyoruz. Ancak bu kavramın arkasında aslında çok farklı birçok tanım gizlidir. Rezervlerde birçok kategori vardır. Kanıtlanmış rezervler, kanıtlanmış ve muhtemel rezervler gibi. Aralarındaki fark hem basit hem de karmaşıktır. New York borsasında işlem gören uluslararası şirketlerin 1P yani kanıtlanmış rezervlerini zorunlu olarak stok paylaşım komisyonuna bildirmesi gerekiyor. Daha açık bir ifadeyle şirketlerin %90 üretim şansı gördüğü rezervleri bildirmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu muhafazakar bir rakam ve hissedarı şirketinin varlığı hakkında bilgilendirmek için kullanılır. Sistem bu şekilde çalışıyor. 2P yani kanıtlanmış ve muhtemel rezervlerin tanımı daha geniştir. Bunlar şirketin 1/2 üretim şansı gördüğü rezervlerdir. Kanıtlanmış, muhtemel ve olası rezervlere gelince, onlar yeni teknolojiler ortaya çıktığında üretilebilecek petrol miktarlarına karşılık gelir. Uluslararası şirketler 1P rezervlerinin rakamlarını vererek daha muhafazakar beyanlarda bulunuyorlar. Oysa ki aynı kurallara tabi olmayan üretici devletler 2P ve 3P rezervlerini beyan ederek durumu daha iyimser gösterebiliyorlar. Sonuç itibariyle aynı bölge için rakamlar bazen çok farklı olabiliyor ve dahası bunlar zaman içinde değişiyor. Gazeteci Eric Loran, petrolün gizli yüzü hakkında bir araştırmanın yazarıdır. Üretici ülkelerin rezerv rakamlarını çok fazla şişirmek için yaptıkları manevraları ortaya çıkardı. 1986 yılında OPEC üyesi Arap ülkeleri rezerv tutarlarını %60 artırmaya karar verdiler. Bu rakam, yeni büyük keşiflerin olmadığı bir ortamda ek 300 milyar varile karşılık gelmektedir. Ve tüm bunlar, yurt dışına daha fazla petrol satabilmek için, daha fazla kotaya sahip olmak
ve batılı müşteriler nezdinde daha önemli bir jeopolitik role sahip olmak adına yapılıyor. Bu rakamlar resmi rakamlara dahil edildi ve bizler günlük tüketimimizi bu yanıltıcı veriler üzerinden hesaplıyoruz. Yani aslında gerçek rakamlar çok daha farklı. Ve bizler de bu konuda araştırmalarımıza kesinlikle devam ediyoruz. Bu rezervlerin yanı sıra tahmin edilmesi daha zor belirleyici başka bir faktör daha var. Varilin fiyatı. Kırk yıldan beri sürekli artıyor. 1972 yılında 4 dolarken, 2008 yılında varil fiyatı 145 dolara yükseldi. Bugünse petrol fiyatı dalgalanmaya devam ediyor. Ve elbette petrol ne kadar pahalı olursa şirketler için de o kadar karlı oluyor. Enerji fiyatına göre 20 yıl önce yapılması karlı olmayan şeyler şimdi karlı hale geliyor ya da 20-30 yıl sonra karlı hale gelecekler. Rezerv ve kaynak kavramı jeolojik ortamdan ziyade ekonomik ortama göre değişim gösteren bir şeydir. Her geçen yıl krizlere göre ama aynı zamanda jeopolitik ve anlaşmazlıklara göre tahmin edilen rezervler çok geniş bir boyutta değişebilir. Bu dalgalanmalar dikkate alındığında resmi veriler her yıl yayınlanmaktadır. Bu veriler uluslararası şirketlerin ve üretici devletlerin bildirdiği rakamları içermektedir. İFPEN tarafından bu veriler baz alınarak hazırlanan haritalara göre, bildirilen en büyük rezervler bugün hala potansiyel olarak ulaşılabilir olan 298 milyar varille Venezuela'da bulunuyor. Latin Amerika ülkesi bu rezerviyle Suudi Arabistan, Kanada, İran ve Irak'ın önünde yer alıyor. Her ne kadar önemli olsalar da bu rezervler onları tüketmeye devam ettiğimiz sürece tükenmeye mahkumdurlar. Uzmanlara göre bir petrol üretim artışı yaşayacağız. Bu artış, bu işlenebilir kaynakların tüketilmesinden dolayı azalmadan önce dünya petrol üretiminin tavan yapacağı dönemdir. Bu artışın öngörüsünde kullanılan yöntemler Marion King Huber'in çalışmalarından esinlenmektedir. Bu jeolog 1956 yılında geliştirdiği bir yöntemle Amerikan üretim artışının 1970 yılında olacağını tahmin etmiştir. Sonun teorisine göre petrol kaynaklarının işletilmesi çan eğrisi şeklinde bir grafiği ortaya koyuyor. Bu eğrinin zirvesi dünya üretim kapasitelerinin düşmeye başlamadan önce tavan yapacağı ana karşılık gelmektedir. İşte bu tükenme zamanı. Sorun kaynak değil, sorun onu topraktan çıkarabilme hızıdır. İşte bu aşamada sistem doyum noktasına ulaşacak. Bugün günde 87 milyon varil tüketiyoruz ve bu rakam 2020-2025 yılına kadar 100 milyon varile yükselecek. Bu tavan bir rezerv meselesi değil, küvetin büyüklüğü meselesi de değil. Bu musluğun büyüklüğüyle ilgili bir konudur. Daha fazla üretemeyeceğiz. Daha fazla üretmek için çok daha yüksek petrol tutarlarına karşılık gelecek yatırımlar yapmak gerekecek ve bu konuda dünya ekonomisi
bunu karşılayamaz ve dolayısıyla imkansız bir senaryodur. Bir varil petrolün 200-300 dolar olduğu senaryo gerçeklikten uzak olan senaryodur. Çünkü dünya ekonomisi bu şartlarda çalışamaz. Tüm uzmanlara göre sorun bu tavana ulaşıp ulaşmayacağımız değil, ne zaman ulaşacağımızdır. Kötümserlerle iyimserler arasında tarih tartışmaları başlıyor. Fakat herkes 21. yüzyılın bu tavana ulaşılacak dönem olduğu konusunda hemfikir. 21. yüzyılın içinde fosil sıvı hidrokarbon üretiminin azalacağını biliyoruz. Bu kesin bir şey. Bu teşhis konusunda hiçbir belirsizlik yok. Kesinlikle bir düşüş olacak. Önce bir tavan ya da dünya seviyesinde bir üretim tavanı. Soru bunun ne zaman olacağı ve ardından bir düşüş. Başlangıçta yavaş bir düşüş ve sonra da gittikçe artan bir düşüş. Dolayısıyla petrolün bir sonu olacak. Petrol tavanı Avrupa gibi dünyanın bazı bölgelerinde uzun zamandır zaten ulaşılmış ve hatta geçilmiş durumda. Şu anda petrol tavanının çok üzerindeyiz. Şunu söyleyebilirim ki kısa vadede petrol terimin jeolojik anlamıyla 50 yıl sonra bitecek. Bununla birlikte bağımsız uzmanlar tarafından bildirilen rakamlara rağmen kimse böyle bir düşünceyle paniğe kapılmışa benzemiyor. Ne petrol şirketleri, ne üretici devletler ya da tüketiciler, ne de uluslararası örgütler. Biz entelektüel bir tazelik ve şimdilik dünyanın hiçbir yerinde henüz ortaya çıkmamış bir politik cesaret isteyen bir sorunla karşı karşıyayız. Talebin karşılanmadığı yapısal olarak sıkı bir petrol pazarı konfigürasyonunda petrol fiyatında bir patlama olabilir ve 100, 150 hatta 200 doların üzerine çıkabilir. Ve bunun sadece makroekonomik olarak değil, aynı zamanda politik olarak da bozucu potansiyelinin farkında olmak gerekiyor. Şimdilik kimse yapısal olarak sıkı olacak bir petrol pazarının olası yansımalarının sonuyla ilgili argümana itiraz etmediğini bilmeliyiz. Ekonomistlerin ve pazarların öngörmek istemediği bir hedef. Şimdilik petrol üretim tavanı konusunda sessizlik devam ediyor. Çok uluslu şirketler ve hükümetler umutlarını teknik gelişmelere bağlamayı tercih ediyorlar. Uzun yıllardır yeni petrol yatakları dikkatleri üzerlerine çekiyor. Daha önceleri işletilmesi çok karmaşık ve pahalı olan, fakat bugün her geçen gün daha da karlı hale gelen yataklar. Bunlara konvansiyonel olmayan petroller diyoruz. On yıldan fazla bir süredir şirketler açık denizlerde her geçen gün daha da derinlerde bulunan petrolü çıkarıyorlar. Ultra derin offshore çağına girmiş bulunuyoruz. Burada petrolü denizin altında 2500 metrede çıkarıyoruz. Büyük platformlar üzerinde büyük sondajlar, yüksek basınca dayanıklı tüpler, karmaşık tesisler. Olağanüstü bir teknolojik meydan okuma ve fahiş maliyetler. Tek bir hedef için, hep daha fazla petrol üretmek ve konvansiyonel petrol eksikliğini kapatmak. Bugün bu petroller şirketler için karlı hale geldiler. Çünkü bu petrolün varilini çok fahiş fiyatlara satıyorlar. Fakat çok derin sulardaki sondaj çalışmaları sorunsuz değil. 2010 yılında Deepwater Horizon petrol platformunun sebep olduğu petrol sızıntısı, bir kaza olduğunda oluşabilecek büyük kirlilik risklerini bizlere gösterdi. Bugün Meksika körfezinde 1500-2000 metre uzaklıkta ve 10.000 metre derinlikte kuyular kazacağız. Bu gerçekten samanlıkta iğne aramak gibi bir şey.
Siyah altının son damlalarını elde etmek için petrol şirketleri daha derinlerde ama aynı zamanda gezegenimizin sınırlarında kazacaklar. Kuzey Kutbu. Şu anda Kuzey Kutup Dairesi'nin üzerindeyiz. Yılın büyük bir kısmında tamamen buzla kaplı bir kıta. Bu soğuk topraklar tüm insani işletme türlerinden uzun süre uzakta kaldı. Fakat bugün Kuzey Kutbu ulaşılabilir hale geliyor. İklim değişikliği ile buzlar her geçen gün biraz daha geri çekiliyor. Ve Kuzey Kutbu petrolün son eldorado'su olabilir. Donmuş toprağın altında 84 milyar varil rezerv olduğu tahmin ediliyor. Bu da dünya rezervlerinin %5'ine karşılık geliyor. Ancak zor işletme şartları ve tehlikeler petrol sanayini korkutuyor. Zor şartlarda tehlikeleri göze alıp tesisler kurmak karşılığı olmayan bir yatırımdır. Sondaj platformlarıyla, eksi 50 derece soğuğa dayanıklı olması gereken üretim platformlarıyla. Saatte 100 km hızla esen, kar fırtınalarının olduğu bir yerde bildiğiniz gibi insanlar 1-1,5 dakikadan fazla çalışamazlar. Aksi halde çok hızlı bir şekilde donabilirler. Sonra bu sıvının taşınması var. 50 derecenin altında gemilerle petrolün taşınması. Bu sıcaklıkta petrol katılaşır ve borularla taşınamayacak hale gelir. Dolayısıyla bu boruların ısıtılması gerekecek. Bu da önemli bir enerji kaybı demektir. Maliyetler bugün çok sınırlayıcıdır. Riskler çok büyük. Hem insanlar hem de çevre için. Bugün bence gerekli teknolojilere sahip değiliz. Mesela buzulların petrolle kirlenmesi gibi büyük bir sorun olması durumunda, küçük kirlenmelerin bile temizlenmesi biraz zor olacaktır. Fakat tüm petrol şirketleri isteksiz gözükmüyor. Zira aralarından birçoğu Kuzey Kutbu'nun petrol yataklarının işletilmesi için sınırsız bir yarışa girmiş durumdalar. Bu kaynağın kontrolü için bir savaş en yükseklerden planlanıyor bile. NATO seviyesinde bu konu daha şimdiden tartışıldı. NATO sekreteri, NATO kurucularının Kuzey Kutbu için bir savaş arzu etmediklerini ama bu tür senaryolar için hazırlandıklarını çok açık bir şekilde ifade etti. Zira 14 milyon kilometre kare yüz ölçümüne sahip olan Kuzey Kutbu, Kanada, Norveç, Grönland ve Rusya'ya komşudur. Ancak bu ülkelerin birçoğu bu toprağın kendilerine ait olduğunu iddia ediyor. Ama şimdilik hiçbir uluslararası kural bu kaynakların işletilmesiyle ilgili bir hüküm içermiyor. Fakat bize ve yüzeye çok derin petrollerden daha yakın ve kutupların petrollerinden daha kolay işlenebilir, konvansiyonel olmayan başka petrol türleri de mevcuttur. Daha ağır, çıkarması daha zor ama yine de tüm petrol şirketlerinin hayallerini süsleyen petroller. Şu anda Kanada'nın Alberta şehrindeyiz. Burada şirketler geniş yeni bir tür petrol yatağını işletiyor. Buna asfaltlı kumlar diyoruz. Bunlar kil ve kireç taşı havuzlarında hapis kalmış, çok ağır ve yapışkan petrollerdir. Yüzeye çok yakındırlar ve maksimum 300 ila 400 metre derinlikte bulunurlar. Hatta bazı yataklar yüzeye 20 metre yakınlıkta bile çıkabiliyor. Fakat bu petrolleri çıkarması çok zor. Zira bu kadar az derinlikte neredeyse hiç basınç yok. Bu kalın yağları elde etmek için petrol üreticileri toprak altına astronomik miktarlarda su buharı enjekte etmek zorundalar.
Çevre göllerden alınan su ve bir kez geri döndüğünde hidrokarbonlar tarafından yüksek miktarda kirletilmiş oluyor. Buradaki suda ne olduğunu bilmiyoruz. Sanırım bu suda kansere neden olan iki tür ölümcül zehir var. Son yıllarda şehrimizde o kadar çok insanı kaybettik ki, o yüzden bu suda neler olup bittiğini öğrenmeye çalışıyoruz. Çevre üzerindeki olumsuz etkisine ve birçok uluslararası derneklerin karşı çıkmasına rağmen, asfaltlı kumlar bugün siyah altının yeni Eldorado'su olmuş durumda. İşletmeleri her geçen gün çoğalıyor ve Venezuela'da olduğu gibi Kanada'da da yüzlerce milyar varil rezerv olduğu tahmin ediliyor. Diğer yandan konvansiyonel olmayan başka bir petrol de tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Şu anda Paris'e sadece birkaç kilometre uzaklıktayız. Bu tarım işletmeleri arasında Vermillon şirketi kara petrolü denilen bir petrolü çok düşük miktarlarda çıkarıyor. Burada bahsi geçen şey anakaya içine hapsolmuş hidrokarbonlardır. Jeolojik dönüşümlerini tamamlamak ve de havuz kayaya çıkmak için yeterli zamanı olmamış petrol, ama aynı zamanda gaz. Kaya petrolü bu jeolojik bölgeden geliyor. Ana kaya çok kompak ve çok az geçirgen. Dolayısıyla buradan bir sıvı ya da gaz çıkarmak çok zor. Bu durumda da petrol, yani bir sıvı. Bu bağlamda hidrolik kırma yönteminin kullanılması gerekiyor. Hidrolik kırma yöntemi, kayayı kırarak içindeki kaya gazı ve petrolünü çıkarma tekniğidir. Hidrolik kırma yöntemi, endüstriyel şekilde birleştirilmiş su ve kum karışımının enjekte edilmesidir. Bu karışım, kayayı kırmak ve kumlu suyun kırıklar arasından akabilmesi için yüksek basınçta enjekte edilir. Ve tüm basınç kesildiğinde kaya kum tanelerinin üzerine kapanıyor. Bu şekilde petrol bu kırıklardan geçerek kuyuya doğru çıkıyor. Yani bu aşamalar sonucunda petrolü böylelikle elde etmiş oluyoruz. Fakat bu yöntem Fransa'da 2011 yılından bu yana yasak. Parlamenterler bu tekniğin çevreye çok zarar verdiğini düşündüler. Çözücülerin toprak altına enjekte edilmesi yeraltı kaynaklarını uzun soluklu bir şekilde kirletebilir. Vermillon şirketi kırma işlemini bu yasaklayıcı kanundan birkaç ay önce gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda bu yataktan petrol çıkarma hakkını korudu. Bu petrolü hiçbir müdahale olmadan klasik pompa yöntemiyle çıkarmak hala mümkün. Dolayısıyla sizin de göreceğiniz gibi başlangıçta sadece 25 varil çıkardık ve bugün sadece 1 varil üretiyoruz. Bu oldukça az. Diğer taraftan bu az miktarda kaya petrolü olduğunu göstermektedir. Bunun daha ekonomik bir yolu yok mudur? Bunun için yıllarca araştırma ve değerlendirme yapmak gerekiyor. Fransa'nın toprakları altında kaya petrolüne sahip olduğunun bir ispatı. Ama hangi miktarlarda? Amerikalıların yaptığı değerlendirmelere göre bu değerli yağdan çok büyük rezervlere sahip olabiliriz. Ancak ne kadar olduğunu net olarak bilmek bugün imkansız. Zira bu hesabı yapmak için gerekli kaya petrolü ve gazı için kurulan işletme sondajları 2011 tarihli kanundan sonra yasaklandı. Diğer yandan Atlantik'in dışında hiçbir kanun hidrolik kırma yöntemini yasaklamıyor ve kaya petrolü mucizesi daha şimdiden çalışıyor.
Kuzey Dakota ülkesinde vinçler orantısız bir hızla itiyor. İşçiler çalışmak ve bu devrime katılmak için sıraya giriyorlar. Bugün, yani ilk patlamadan sadece 5 yıl sonra, devlet her gün 800 bin varil üretim yapıyor. Bazen çevreye zarar verme pahasına kaya petrolüne doğru olan bu hücum, Amerika Birleşik Devletleri'ni Suudi Arabistan ve Rusya'dan sonra dünyanın en büyük üreticileri klasmanında 3. sıraya yerleştirmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir taraftan gaz, kaya gazı, doğal gaz konusunda, diğer taraftansa petrol konusunda gerçek bir devrim var. Bugün Amerika Birleşik Devletleri gaz anlamında neredeyse tam bağımsız bir ülke. Her ne kadar bu olayın büyüklüğü ve süresi tartışılsa da, Kuzey Amerika'yı Orta Doğu'nun petrolüne daha az bağımlı hale getirerek ticari ilişkilerin haritasını değiştirecektir. Amerika Birleşik Devletleri artık gaz ithal etmediği andan itibaren özellikle Orta Doğu ülkeleri olmak üzere üretici ülkelere daha az bağımlı hale gelecektir. Şayet yarın artık petrol ithal etmezlerse ki bunun 2025 yılında olacağı öngörülüyor, bu dünyadaki jeopolitik dengeleri çok fazla değiştirecektir. Bundan bahsetmek için biraz erken ama bunun bir şeyleri değiştireceği bir gerçek. Kimsenin tahmin edemediği ve diğer ülkelerin de kaya petrolü çıkarmaya başlaması durumunda tekrar değişebilecek yeni bir denge. Her ne kadar bugün endüstriyel olarak sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilse de birçok ülke önemli rezervlere sahip olabilir. Toplamda gezegenimizde 346 milyar varil kaya petrolü olduğu düşünülüyor. Özellikle Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve aynı zamanda Çin ya da Arjantin. Ancak bu çılgınlık herkes tarafından paylaşılmış değil. Birçokları kaya gazında ve petrolünde tüketilmemesi gereken son limiti görüyor. Şayet kaya gazını evimize kabul edersek, bu sonuna kadar gideceğimiz ve her şeyi yok edeceğimiz anlamına geliyor. Her şeyi. Çünkü eğer onu evimize kabul edersek, Alaska'yı, Kuzey Kutbu'nu, Antarktika'yı, Amazon ormanlarını yok etmeyi kabul ediyoruz demektir. Bunu kabul edersek, sonumuz kesinlikle çok kötü olacak. Sınırları çevresel olacak mı? İhtiyaçlarımızı karşılamak için gezegenimize nereye kadar zarar vereceğiz? 100 yılın sonuna kadar olan dönem, her geçen gün daha da ileri teknolojinin söz sahibi olduğu, daha fazla çevre sorunlarının, toplumsal beklenti sorununun olduğu bir dönem olacak. Çözülmesi gereken heyecanlı ve 21. yüzyıl boyunca ekonominin kalbi olacak bir şey. Elektrik ve petrol, 21. yüzyıl ekonomisinin iki kalbidir. Ulaşılması kolay büyük konvansiyonel yataklardaki azalma daha şimdiden başladı. Ve şayet bu yeni petrol türleri kıtlık tarihini erteleyebilirlerse, kimse bunun düşüşü durdurmak için yeterli olup olmayacağını ve özellikle de bunun için çevrenin ödeyeceği faturayı bilmiyor. Sanırım çok çok uzaklara gideceğiz ve bu bir tercih olmayacak. Bu gerçekten zorunlu bir gidiş olacak. Ve işte sorun bu. Petrolün yerine geçebilecek tüm kaynakları kullanacağız. Yani konvansiyonel olmayan petroller. Dolayısıyla ben gezegenin yok edilmesinden çok korkuyorum. Buna rağmen konvansiyonel olmayan petrol stoklarının da bir gün azalacağı an gelecek. Ve bir gün siyah altın kaçınılmaz bir şekilde tükenecek. Geleceğin enerjisi her geçen gün daha da pahalanıyor ve aramızdan her birinin buna hazırlanması gerekiyor. Kesin olan şey bir tutumluluk sorunumuz olacak. Yani bugünkü bütçemizde %5, %10 gibi bir paya sahip olan enerji, doğrudan veya dolaylı şekiller altında %20 veya daha fazla bir paya sahip olacak. Bu bir sorun olacak. Son yüzyılda sorun beslenmeydi. İnsanlar gelirlerinin 3/4'ünü beslenmeye ve hayatta kalmaya harcıyordu. Onu unuttuk. Şimdi biz
Bugünkü yaşam tarzımızı devam ettirmek istiyorsak, enerjinin gelirlerimizden daha çok pay almasını kabul etmemiz gerekiyor. Ve harcamalarımızı buna göre ayarlamamız gerekiyor. O kadar pahalı bir enerji ki farklı güçler tarafından çekişmelere sebep olacak. Bu çekişme her zaman daha aç gözlü olan üretici ülkelerle daha da bağımlı olan tüketici ülkeler arasında olacak. Pahalı bir kaynağı ödeyebileceklerle ödeyecek hiçbir şeyi kalmayanlar arasında. Bölünmeler artmaya devam edecek. Petrolün sebep olduğu gerilimler bizi başka anlaşmazlıklara götürecek. Geçmişte daha önce kaynak ve petrol savaşları oldu. Gelecekte olmayacak diyemeyiz. Çünkü bugün petrolsüz bir dünya düşünmek imkansız. Kimse, hatta en üst seviyede bile onsuz yaşama riskini öngöremiyor. Bu nedenle petrolü son damlasına kadar çıkaracağız. Petrolsüz bir toplum hayal edilemez ve buna karşın bu bir gün mutlaka gerçekleşecek. Bizi tehdit eden kıtlık karşısında uzmanlar hemfikir. Şimdiden enerji geçişini başlatmalıyız ve siyah altının yerini alacak başka çözümler düşünmeliyiz. Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi dünyanın lehinedir. Ve dolayısıyla kimsenin bilmediği o günün gelmesini beklemeden bugünden organize olmalıyız. Çünkü o gün geldiğinde artık çok geç olacak. O sebeple petrolün azalacağı güne bugünden başlamalıyız. Düşüş, başka fosil, gaz ve kömürle aynı şekilde yenilenebilir enerjilerin ve bazı durumlarda nükleer enerjinin güçlenmesi demektir. Bu elbette her birinin kendi ulusal egemenlikleri olan ülkelerin seçimine bağlıdır. Daha mı az tüketmeliyiz sorusuna verilecek cevap evet, kesinlikle evet olacaktır. Soru, daha iyi tüketebilecek miyiz? Madem ki daha az tüketmek tam olarak sorunun eş anlamlısı değil, daha az enerji tüketebilirim. Şayet onu daha yüksek bir verimlilikle kullanabilirsem, verilen enerji hizmetinin kalitesi bağlamında kazancım olabilir. Ve işte bunun üzerine sadece pazarın değil ama aynı zamanda makroekonomik sistemlerin istikrarının tüm geleceğiyle oynuyor. Suudi Arabistan'ın eski petrol bakanlarından biri olan Şeyh Yamani'nin söylediği gibi, taş çağı artık hiç taş kalmadığı için bitmişti. Taş devri bitti çünkü insanlar bazı işler için ihtiyaçları olan eşyaları yapmak için başka araçlar buldular. Örneğin metaller. Petrolü belirli bir ölçüde diğer enerjilerle karşılaştırabiliriz. Petrolün uzak bir gelecekteki sonu gezegenimizde artık hiç petrol olmayacak anlamına gelmiyor. Bu aynı zamanda başka enerji kaynaklarının ve başka teknolojilerin petrolün yerine geçebileceği anlamına da gelebilir. Üçüncü bin yılın şafağında toplumumuz tarihinin en büyük zorluklarından biriyle karşı karşıya bulunuyor. Tüm dünyada insanlar petrolsüz yaşamayı öğrenecekler.